Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 9. sınıf matematik ders kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Aralıkların mutlak değer gösterimindeyiz arkadaşlar. 14. uygulama ile dersimize başlayalım. Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Uzunluğu 3 birim olan ipin bir ucu sayı doğrusu üzerindeki bir noktasına sabitleniyor. İpin diğer ucu gergin bir şekilde bir noktasının soluna ve sağına, do sağına doğru şekildeki gibi uzatılarak sayı doğrusu üzerine çakıştırılıyor. Birinci soruda diyor ki, ipin ucunun sayı doğrusu üzerinde ulaşabileceği en büyük ve en küçük değerler hangileridir? Arkadaşlar, ipin ucu ipin uzunluğunu 3 birim olarak vermiş. Bakın burası bir noktası. Eğer sağa doğru uzatılırsa en fazla 4 noktasına gelir. Sola doğru uzatılırsa arkadaşlar en az eksi 2 noktasına gelir. İkinci soruya geldiğim zaman ipin sayı doğrusu üzerine temas edebildiği gerçek sayılar kümesini ifade eden aralığı sayı doğrusu üzerinde cebirsel olarak ve küme ile gösteriniz demiş. İlk önce küme ile göstereceğim. Bu küme A kümesi olsun eşittir. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki x öyle bir eleman ki eksi 2 küçük eşittir x küçük eşittir 4 olur ve de x'in reel sayıların elemanı olduğunu görüyoruz. Yani x elemandır reel sayılar diyoruz. Bunu arkadaşlar biz cebirsel olarak ifade edelim. Eksi 2 küçük eşittir x küçüktür 4. Şu aralık olarak gösterelim. Eksi 2 ile 4 aralığında son olarak sayı doğrusuna göstereceğim. Bakın arkadaşlar eksi 2 noktası burası olsun. 4 noktası burası olsun. Dahil oldukları için içlerini boyuyorum. Aynı şekilde bunun da içini boyadım. Ve de bu aralıkta olabilir diyoruz arkadaşlar. İpin sayı doğrusu üzerinde ulaşabildiği gerçek sayılar kümesini ifade eden aralık mutlak değerle eşitsizlik olarak nasıl ifade edilebilir? Bu gösterimin ne anlama geldiğini nasıl ifade edebilirsiniz? Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla tartışınız demiş. Arkadaşlar şimdi şöyle yukarıdan eksi 2 ile 4 aralığında olduğunu bulduk. Biz bunu mutlak değerli eşitsizlik olarak gösterirken şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki mutlak değer x diyorum eksi. Bu ikisinin toplamı kaç? Eksi 2 ile 4'ün toplamı 2'dir. Bunun yarısı arkadaşlar 1. Yani x eksi 1. Mutlak değeri kapatıyorum. Küçük eşittir. Bunların farkına bakacağım. Ama mutlak değerini alacağız. Bakın eksi 2'den 4'ü çıkarıyorum. Bunun mutlak değeri bölü 2 diyorum. Burası 6 bölü 2'den 3 olarak geliyor. Küçük eşittir. 3 diyoruz. Yani arkadaşlar Bizden eğer mutlak değerli eşitsizlik istiyorsa bu şekilde bir sıralama yapabiliyoruz. Gelelim bunu yukarıda gösterelim. Bakın benim K değerim ilk önce şöyle gösteriyorum. A ile B aralığında olsun. Benim K değerim A artı B bölü 2'dir. L M değerim ise... Mutlak değer içerisinde a eksi b bölü 2'dir. Ben bunu arkadaşlar mutlak değerle eşitsizlik olarak göstermek istiyorsam x eksi k küçüktür diyorum m'de. Bu şekilde gösterebiliyoruz. Dördüncü soruya geldiğim zaman dördüncü soruda demiş ki İpin sayı doğrusu üzerinde ulaşamadığı gerçek sayılar kümesi mutlak değerli eşitsizlik olarak nasıl ifade edilir? Bu gösterimin ne anlama geldiğini nasıl ifade edebilirsiniz? Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınıza paylaşınız. Şimdi arkadaşlar ipin sayı doğrusu üzerinde ulaşabildiği aralıkları eksi 2 ile 4 aralığı olarak bulduk. Yani bizden bakın burası A kümesi olduğu zaman bizden A'nın değilini yani A'nın tam tümleğini istiyor. Bu arkadaşlar eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar olan değerlerdir. Birleşim. 4'ten başlayıp artı sonsuza kadar olan değerler olarak geliyor. Bunun mutlak değerli eşitsizliğini alacağız. Yukarıda yaptığımız gibi. x eksi 1 bu defa büyüktür diyoruz. 3 bu şekilde ifade edilir dedik. Yukarıdakilerin çözümü olduğu için atladık. 12. sıra devam edelim. Birinci soruda demiş ki insanlarda ortalama ideal vücut sıcaklığı değeri 37 derecedir. Bu değerin 4 derece altındaki değerlerde nefes alamama, şiddetli baş ağrısı, bayılma, su kaybı ve aşırı terleme görülür. Tıbbi müdahale gerekir. Benzer şekilde 37 derecenin 4 derece altındaki değerlerde birey bazı hareketlere tepki veremez. Nefes almakta güçlük çeker, bireyin nabzı düşer ve uykusu gelir. Her iki durumda da birey hayati risk taşıyan vücut sıcaklığı eşik değerine gelir. Buna göre hayati risk taşımayan vücut sıcaklığı aralığının mutlak değerli eşitsizlik olarak yazınız demiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz 37 dereceden 4 derece fazla veya 4 derece altındaki değerlerde hayati risk taşıyor. Yani şöyle söylüyoruz bireyin vücut sıcaklığı ile 37 derecenin alt arasındaki fark 4 dereceden Eşit veya 4 dereceden küçük olduğu zaman hayati risk taşımayacak. O zaman şu şekilde nitelendiriyorum. 37 derecenin 4 derece altı kaçtır? 33 derecedir. 37 derecenin 4 derece üstü kaçtır arkadaşlar? 41 derecedir. Bu aralıkta arkadaşlar hayati risk taşımıyor diyoruz. Şimdi bu aralığı bulmak için Mutlak değer içerisinde x eksi. Bu ikisinin ortalaması yani bu ikisinin toplamının yarısı arkadaşlar bize 37 olarak gelir. Küçük eşittir. Bu ikisinin farkı arkadaşlar kaçtır? Baktığınız zaman 8 olarak geliyor burası. 8'in yarısı ise 4 olduğu için bu şekilde bir eşitsizlik geliyor. Yani arkadaşlar hayati risk taşımayanın vücut sıcaklığı bu aralıkta olması gerekiyor dedik. Peki hayati risk taşıyanın vücut sıcaklığı hangi aralıkta olması gerekiyor? Bakın burası taşımayanın taşıyanı bulabilmek için bunun tam tersini alacağız. Yani burada küçük eşittir diyorsa biz büyük türünü alacağız. Büyüktür 4. Bu da arkadaşlar hayati risk taşıyan aralık diyelim. Bir akvaryumda bulunan balıklar için ideal su sıcaklığı 25 derecedir. Su sıcaklığını kontrol eden bir sıcaklık motoru. İdeal sıcaklık ile ölçülen sıcaklık arasında 3 dereceden fazla fark olması durumunda devreye girerek suyu balıkların ideal yaşama sıcaklığına getirmektedir. Buna göre sıcaklık motorunun devreye gireceği sıcaklık aralığını mutlak değerli eşitsizlik olarak yazınız demiş. Şimdi şöyle söylüyoruz arkadaşlar. İdeal su sıcaklığı 25 dereceymiş. İdeal sıcaklık ile ölçülen sıcaklık arasındaki fark 3 dereceden fazla olduğu zaman devreye giriyor. Yani 25 dereceden 3 dereceyi çıkarıyorum. 22 derecenin altına düştüğünde veya 28 derecenin üstüne çıktığında arkadaşlar. Bu araya giriyor ama şunlar yay şeklinde olacak. Çünkü 3 dereceden fazla demiş. Yani 22 ile 28 dahil değil. Şimdi bunu... Biz arkadaşlar mutlak değerle eşitsizlikle göstereceğiz. X eksi bu ikisinin ortalaması 25 mutlak değeri kapattım. Büyüktür diyorum çünkü arkadaşlar aradaki farkın 3 dereceden fazla olmasını istemiş. Buraya da 3 dedik. Bu şekilde arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.